Selamun aleyküm değerli hemşehrilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bu haftaki tarih köşemizde Erzincan'ın sesi nerede? Erzincan'ın sesi Laleli'de, Laleli Camisi'nde. Hep beraber Laleli Camisi'ni camisiyle, türbeleriyle, avlusuyla ziyaret edelim mi? Caminin girişi. Evet, muhteşem her detayıyla. Hep beraber camiye girelim. Muhteşem bir çiviye bir bakar mıyız? ...1760 ve 1763 yılları arasında Osmanlı padişahlarından 3. Mustafa yönetiminde inşa ettirilmiş bir camidir. Laleli Camii. Bulunduğu semt adını bu camiden almaktadır. Caminin ismi Osmanlı padişahı Mustafa'nın ailesinden saydığı Laleli Baba'nın onuruna verilmiştir. Hünkâr mafili sol taraftadır. Birer şerefeli iki minaresi vardır. Sol taraftaki minare cami inşasından 6 yıl sonra yaptırılmıştır. İç avlusu 14 sütuna müstanit 18 kubbelidir. Bu alanda mevcut olan şadırvanın ise 8 sütunu vardır. Kubbe kasnağı etrafındaki pencere adedi 24 ve caminin tüm pencere sayısı ise 105'tir. Cami binasının haricinde doğu ve batı cephelerinde 9'ar kemerli birer galeri inşa edilmiş ve bunların alt kısımlarına abdest muslukları takılmıştır. Laleli Camii aynı zamanda bir külliye olma özelliği taşımaktadır. Caminin mimarı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Barok ve klasik mimarinin özelliklerini taşıyan caminin mimarı Hacı Ahmet Ağa veya Mehmet Tahir Ağa olduğu hakkında fikirler vardır. Değerli hemşehrilerim, camiyi gezmeye devam ediyoruz. Sütunların kalınlığına mermerden. Çok estetik bir görüntü. Güzellik. Her camide ayrı bir güzellik. Değişik mermer renkleri. Bakın tamamen mermerden. Bakar mıyız Osmanlı tuğrası? Ve caminin pencerelerinin şu kapaklarına bir bakalım. Yüzyıllara meydan olmuş. Şu güzelliğe bir bakar mıyız? Evet, Osmanlı tuğrası gene var orada. Apayrı bir hava katmış camiye. Estetiğe, şu güzelliğe bir bakar mıyız? Şu yazıların güzelliğine. Muhteşem. Bu camide de pencereler rengarenk. Hünkâr mafilinin estetiğine, güzelliğine bir bakar mıyız? Kubbenin güzelliğine ayrı bir hayran kaldım. Çevresindeki pencereler harika. Sedef işlemeciliğinin güzelliğini, özelliğini görüyoruz. Muhteşem bir yapı, muhteşem bir el işçiliği. Bakar mıyız şunun güzelliğine? Yalnız bakın sedefler dökülmüş ara ara bazı yerlerde. Umarım bunları yeniden yerine koyarlar. Yani umuyorum çalınmamıştır. Bakın şu güzelliğe.
Sedef işçiliğinde gördüğüm çok muhteşem bir yer. Burası da üst bölümün kapısı. Zarafete bir bakar mısınız? Tavanları ayrı bir güzel. Bakın Osmanlı mimarisinde şu mermerlerin işlemesine de ayrı bir hayranlığım var. Şu köşeye bir bakar mıyız? Bak buraya. Bir de şu köşede bir var. Muhteşem. Sanat eseri yazar, hat sanatı. Evet, yıllara meydan okumuş caminin muhteşem kapısı. Laleli Camii, medrese, sebil, çeşme, imaret, cami, bir han ve muvakkit haneden oluşmaktadır. Üç girişi vardır ve iç avlusu 18 kubbeyle çevrilidir. Külliyede aynı zamanda Sultan 3. Mustafa, Sultan 3. Selim ve Haseki Sultanların türbesi bulunmaktadır. Değerli hemşehrilerim, şu kubbenin muhteşemliğini görüyor muyuz? Kapısına 14 basamakla çıkılır. 4 sütun ve 5 kubbeli olan son cemaat yerinde ve iki yanında birer küçük mihrap ve üzerlerine birer mükebbire bulunmaktadır. Sol revakın yanındaki kapıdan hünkâr mafiline bir rampa ile çıkılmaktadır. Caminin dış avlu cümle kapısı 1957-1958 yılında yol zarureti yüzünden geri çekilmiş, caddeye ilave dükkanlar yapılmış ve bodrumu ihya edilmiştir. Binanın ön tarafı ileriye doğru bir çıkıntı teşkil ederken yanlarda yeni camide olduğu gibi sütunlu galeriler vardır. Ortada 8 köşeli planda yükselen orta duvarlar üzerine inşa olunan bir kasnak üstüne tek bir kubbe yerleştirilmiş ve duvar köşelerine birer ağırlık kuleleri yapılmıştır. Caminin planı kare olup kubbesini 6 yarım kubbe çevrelemektedir. Cami külliyesi içinde yer alan hamamdan günümüze hiçbir eser kalmamıştır. Cami önündeki türbede 3. Mustafa, 3. Selim ve Heybetullah, Mihribah, Mihrişah ve Fatma Sultanlar meftundur. Bu binada barok üslupta olup içi 16. yüzyıla ait çinilerle bezenmiştir. Haseki Sultanlar Türbesi ve üzeri sanatkarane bronz çebekeli Adil Şah Kadının açık türbesi bulunmaktadır. Değerli hemşehrilerim, şu çeşmenin güzelliğine bir bakar mıyız?
Hepimizin adına su içeyim. Şifa olsun inşallah. Burası Sultan 3. Mustafa Han Türbesi. Ve yüzyıllara meydan okumuş bir kapı. Değerli hemşehrilerim, 3. Mustafa'nın kabri şerifi burada. Bütün kabirler buradalar ama içeriye giremiyoruz maalesef. 3. Mustafa tam 4 tane cami yaptırmış değerli hemşehrilerim. Ama nedendir? 4'üne de hiçbirine kendi ismini verememiş. Rabbim ruhunu şad, mekanını cennet eylesin inşallah. Hepimiz okuyalım olur mu? Ama bizler onun 4 tane cami yaptırdığını biliyoruz. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Ve burası da caminin altındaki dükkanlar. Ve isminin bu değerli camiye verildiği Laleli Baba'nın makamı kabri şerifindeyiz. Hep beraber okuyalım. Değerli hemşehrilerim, avluya giriş kısmındayız. Cadde bölümünde ve şu muhteşem esere bir bakar mıyız? Hemen önünden tramvay yolu geçiyor. Ve bu caddeden avluya giriş kapısı. Camiyi gezerken neye rastladım bak. Bakın bana Erzincan'ı hatırlattı memleketimi. Şu orada bakırsana ya Kabadayla. Çok güzel ama ya. Aynı bizim horoza benziyor Kabadayı Kabadayı. Heh, bir de tavuk. Bu arada tavuk da kel olmuş ya. Yine de güzeller ya. Evet, bunları görünce memleketimi anımsadım ya. Değerli hemşehrilerim, bizler Erzincan'ın sesi olarak doğduğumuz ve doyduğumuz toprakların sesi, gözü olmaya devam ediyoruz. Ve ortak noktalarımızı çekim yapıyoruz. İstiyorum ki bu ortak noktalarımızda anılarımız hep canlansın. Düşünün bu tarihi yerlerde yüzyıllar geçmiş ve bizim İstanbul'da nüfusumuz yüz binler. Yüzyıllardır bu camilerde kim bilir ne kadar hemşehrimiz namaz kılmıştır değil mi? Ölenlerimize rahmet, yaşayanlarımıza Allah'tan hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Ve değerli hemşehrilerim, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.